İlgi duydunuz. Teşekkür ederim. Göksun haber olarak zaten şu anda da yaygın bir göreviniz olacağını düşünüyorum. Siyasi ortamda da diğer zamanlarda da mutlaka aramızda görün. Tavsiye ediyorum. Evet Halil Bey, şu anda bunları geçtikten sonra 2019 31 Mart'ta bir yerel seçimlerimiz olacak. Ülkemize, memleketimize, Maraş'ımıza, Göksun'umuza hayırlı olsun tüm ilçelere. Başarılı olacağıma inanıyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu aşamada biz yerel seçimlerde Yusuf Hoca'yı biz de gönlümüzde vardı. Vatandaş da tavsiye etti. Ve eşiyle beraber bu partiye uzun süre emek veren bir şahsiyettir. O anlamda bunun adaylığıyla ilgili gündeme geldiğinde herhangi bir itiraz da olmadı. Bizim hızlı ilerlememiz zaten nedenlerden bir tanesi de odur. Neydi? Göksun Belediye Başkanlığı aday adaylığı süreci çok kısa bittikten sonra adaylığı da kesinleşti. Daha iki hafta önce açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamış olduğu 105 ilçenin adayları belirlenmişti. O 105 kişi içerisinde Göksun da vardı. Medyada ve televizyonda da bunu gören arkadaşlarımız var. Şimdi ne yapacağız? Çalışacağız. Zaten ben çok tanınmasam bile köylerde Yusuf Hoca'mı oldukça tanıyorlar, seviyorlar. Kampanyamızı başlamış durumdayız. Ziyaretlerimiz oluyor zaman zaman. Bunu ilerleterek ileriye taşıyacağız. Bu anlamda Göksun'a, ilçemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Diğer parti mensuplarının da adayları zaten daha kesinleşmedi. Kesinleşmesi durumunda onlarla da güzel bir yarış içerisinde devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Size de teşekkür ederim.